Yanlış tuşa bastım gene. Bir yeşil, bir mavi, bir kırmızı, bir sarı dragonlar burada. Bunları bir toplayacağız. Ondan sonra şu Dark Weblink düşüyor bunlardan. 66 kere denemişiz, düşmemiş. Onları öldürürken bir onları deneyeceğiz. Bu arada stealth de global cooldown'da. Hemen basar basmaz girmiyor yani. Blasted Lens'e gerek kalmayacak galiba. Sanırım, evet. Ama 60'a kadar yapmak istersek belki gerek kalabilir. Bakalım 59'da şeyi seçebiliyor muyuz? Dungeon'ı. Outland ya da 59'da seçebiliyorsak burada 59 olduktan sonra bir şey isteriz. Dungeon sırası. O dungeon'a girip bir bakarız durum ne oluyor. Bunları öldürmüşüz. Yukarı çıkmamız lazım. Limscale'leri öldürmek için. Miraç Bey'den hızlısı mezarda demiş Akbaba. Valla 57. Bilmiyorum hızlı mı? Tabi şu potları da kullanmadık. Mesela ilk gün level 35'e gelene kadar potları kullanmıştık. Altı saatte 35 olduk. Neredeyse 12 saatte daha şeyi yakalayamadık yani. Yarısını. Dün olduğumuz level'ı. Yo ya. 35, 17. Tabi. Anca olmuş yani. 52 eder. Buradaki işimiz bitti. Hadi bakalım. Dark Weblink'ler gene düşmedi. 71 deneme. Gün buraya gelip farmlamak lazım. Oha, ölüyordum. Öyle yazdım. Abi selamlar. Bu expansion'ı geçmiş expansion'larla karşılaştırdığımızda olumlu veya olumsuz görüşün nedir şimdiye kadar? Yani olumlu görüşlerim Raid ve Dungeon'lar çok iyiydi. Olumsuz görüşüm yeni gelen hiçbir özellik hani bir expansion'ın yeni gelen özelliğine yakışmayacak kadar kötüydü. Dur şunun quest'ini de alayım da seni öyle öldüreyim. Ah, onu basmak istemiyorum ki ben. El alışkanlığı. bu daha iyiymiş. Bunu takalım. Yemeğimizi yemeği bitirelim.
Şu akrepleri kestiğimiz bir burada görev var arkadaşlar. Bir de Uldum'da olacak. Onu da söyleyeyim şimdiden. Niye böyle bir şey hatırlattım konusunda en ufak bir fikrim yok ama bilmek isteyen varsa. Şimdi burada eğer kesirseniz şu elemental'lara dikkat edin. Çünkü hakikaten zorlayıcı olabiliyorlar. Spell reflect'leri var bunların. Obsidian elemental'ların. Biz de mesela onların geçip gitmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra alacağız. Buraları falan mesela yani. Şurada damage alınca bu benim peşime takılır değil mi? Aç gözlük yaptık, buraya atladık ama buradan geri dönebilecek miyiz oraya? Daha da burada buraya gelmem. Kaç 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 kaç. Level 57. Hadi bakalım. Hadi bakalım. 120 oluyoruz. Hadi. Gaza getirmeye çalışıyorum. Hızın önemi yok abi, maksat muhabbet. Yani evet ama yani yüzyıllarda sürmese iyi olur. Başka şeyler yaparız yani. Şu petrol geçsin. Ben sprint'e bastım yanlışlıkla. Daha demin yanlışlıkla sprint basmışız. Peki. Yalnız bunlardan da hiç düşmemiş ha şimdiye kadar. Sekiz bir öncesi 110 level mobuna bir iki defa vurunca ölüyordu. Şimdi normal bayağı vurmak zorunda kalıyorsun. Önce durum bir buff mıydı? 110 level moblara bir iki defa vurunca ölüyordu. Yani şöyle o 8-1 ile gelmedi gerçi o özellik ama şey var. Senin item level'ına göre canı scale oluyor. Ölçekleniyor. Senin item level'ın ne kadar yüksekse. Aa, ben niye giremiyorum ya şeye, start'a? Bir şey yanlış yapıyorum. Şimdi girdi. Canı artıyor. Vurma şeyi artmıyor ama canı artıyor. Ama bu uzun zamandır var yani. 8'lik birlik bir şey yok bunun. BFA ilk geldiğinde de vardı. Anladım ben daha demin olayın ne olduğunu. Zaten Shadow Dance'in içindeysem stealth basamıyorum. Ben de basmışım zannedip dalıyordum. Olsun, geç olsun güç olmasın. Anlayalım da. Abi bu arada bir Orgrimmar ve Stormwind ejderhalar basıyor. Warchief'lerin bulunduğu yapının başına kocaman bir ejderha var. Onların mevzusu ne? Onlar biri yani mage'lerden biri ya da caster'lardan biri bir staff, legendary staff'ı almış. Onun töreni o. Kataklizm zamanına ait bir staff o. O ona takdim ediliyor. Zor bir olay olduğu için de eskiden onu alan mage'in
Bütün guild toplanırdı görmek için o olayı. Ama şimdi herkes solo yapabildiği için onu bazen çıkıyor işte onlar da öyle. Neydi? Taregosa mıydı? Neydi staff'ın adı da? Öyle bir şey olması lazım. Abi şu Surfing mevzusundayım hala. Nedense çok garip geliyor. Yani önceden gidip Bane ile konuşsa aynı kafadalar zaten ve ikisi de Horde için savaşıyor. Neden illa Anduin'e söyleme gereği duydu? Bu olay benim için hala bir muamma. Belki de bu bir oyundur. Olabilir mi böyle bir şey? Ya şimdi kendi kafasındaki düşünceleri beyine söylemesi gibi bir durum söz konusu olamadı zaten. Yani vakti kalmadı ona. Alliance'in içinde esir düştüğü için. Şimdi biz onu kurtarmaya gittiğinde Horde oyuncuları benim burada çok düşünecek vaktim oldu dedi. Ve bazı kararlara o zaman varmış olabilir. Daha öncesinde değil. Ama zaten o yemekte de masa başında şey kutlamaları falan yapılırken Azerit tanıtımı sinematiğinde hani Bane'le kafa kafaya verip zaten hani bir şeylerden işkillendiğini falan söylemişti. Ama hani ben War Chief'e güvenmiyorum demek olay bir şey değil. Hani burada bir şeyin suçu yok. Saurfang'in. Ama o onurlu bir ölüm istiyordu. Madem sen de o kadar onurlu bir ölüm istiyorsun, o zaman arkasından git dedi Sylvanas Bane'e. Saurfang'in arkasından kapıları kapatınca. Yani artık orada Bane de zaten anlamıştır yani. Yaş tahtaya bastıklarını. Hadi bakalım. Hı 57. Ha, Talekosas rest, evet. O zaten. Düşürebiliyorsunuz. Tören de onun, o staff'ın töreni. Ben neyim? 57'yim. Tamam. Bir şey daha mı geldi? Bir şey mi öğrendik oldum bir anda? Bayağı hızlı ölünce. Yalnız birer birer vurursanız sevinirim. Eyvah, ben bunların aralarına daldım böyle şimdi. Hadi bakalım. Tamam. Sen gel. Bu da tamam. Şimdi de sen gel bakalım. Buradan biraz kum, biraz kuş üzümü. Alırı kadar da Fel Slider. Bunları toplayıp şuradaki Warlock'ı kesip tekrardan geri döneceğiz. Albor hoş geldin. Nasılsın? Uzun zamandır göremiyordum seni. Hoş geldin. Hoş geldin. Zaten orada Bane Sylvanas elinde Horde'u bırakmamak için gitmedi. For the Horde dedi. E tabi canım. Ya aynı kafa yapısındalar zaten. Ben şunları tek tek keseyim de.
Bunlar bana musallat olmasın adamla kapışırken. Hadi bakalım. Dur şunu bir daha bir içelim. Öyle girelim. Go go Power Rangers. Hop interrupt. Çok güzel. Bunu bir daha açalım. Güzel. Üzerimize corruption attı ama. Ülkemde Sylvanas istemiyorum bro. Bir sonraki war chief kim olabilir? Oyun bununla ilgili açık kapı bırakıyor. Yani oyunun bize söylediği şu an en büyük aday Sarfeng. Eğer ki Tral gelip de ne oluyor burada demezse. Bu arada Burning Steps ile şey arasındaki yeri unutmuşum. Swamp of Saros var. Hatta şu an Swamp of Saros'a direkt gidilebilir diye düşünüyorum. Gerçi 57 olduk. 58'de direkt Northrend'e gidelim mi? Gidebiliyoruz çünkü. Ama tabi biraz daha az XP alırız 58-60 arası. Yeni bir yer olur ama daha az XP gelir diye düşünüyorum. Uçmayı almadan gitme bence demiş Kortas. Haklısın. Haklısın, uçmayı almamız lazım ama uçmayı orada da alabiliriz diye düşünüyorum. Ama yani bilemedim ben de. Oğlum ben daha çekmeden adam Keyşan da benden şeymiş. Abi bunlar birazcık kalabalık. Gel şöyle tekli olanlara dalalım. Arkadaşlar Anduin Lothar'ın heykeli. Bu kimin diye soracak olursanız. Bu oyunda görüp de bu adam kim acaba dediğim ilk şey. Heykel bu. Adam level atladı ölürken. Öyle oldu sanki. Gerçi ölünün arkasından konuşulmaz ama. Bunlardan 15 tane mi keseceğiz? 15 de çokmuş be. Daha az isteseydin keşke. Yalnız bu Keşan da iyi vuruyor ha. Ben bu kadar vurmuyorum aslında bunları. Keşan. Aklıma film geldi, değil mi?
Edirne'li pis. Geyşan. Arkadaşlar ne yapın edin şunu öldürmeyin. Çünkü ona quest vereceğiz birazdan. Hani gaza gelirsiniz. Aha ork falan dersiniz, vurursunuz. Gerçi yarınızdan çoğu şey ama. Ort. Ben uyarayım yani. ...58 olduk bu arada. Yerimize gidebiliriz şimdi. Chisel grip. Bir soru sormak istiyorum. Sylvanas'ın güç açlığı onu Frozen Throne'a kadar götürebilir mi? Şimdi Sylvanas'ın durumuna çok güç açlığı değil aslında. Yani Sylvanas Arthas tarafından Banshee yapıldıktan sonraki bütün olayı ya da bütün karakteri zaten hep buydu. Yani başka bir şey değildi. Güç birazcık mesela hani Gul'dan güç açı bir insandı. Onunla kıyaslanabilecek bir şey. Aa, ben bu Perfect kostümü bilmiyorum ki. Night Elf'ler için neydi? Warhead'den bir bakalım. İnsanlarınki 4-2-4'tü galiba da. Night Elf'lerinki. Üç, iki, birmiş. Üç, iki, bir. Peki. Teşekkür ederiz. Abi sence Druid'den güzel bir tank olur mu? Yani bu aralar olmuyor. Ama hiçbir zaman olmayacağı anlamına gelmiyor. Olur yani hani. Sorunun cevabı evet. Olmaması için bir sebep yok. Bu arada önce ben şu yukarının görevlerini yapacağım. Ondan sonra aşağı ineceğim. Dreamfoil 1341 güzel. Şimdi şu Warreaver'lardan bazı parçalar düşecek arkadaşlar. Onları toplayacağız. Bunun gibi. Obsidian pistonla başlayalım. Abi yanlış anlamazsan bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Combo puanların 5 olmadıkça finisher kullanma. Daha çok enerji harçlığı çekersin. Pasif skill'in sayesinde harcadığın her combo puanı başına 5 enerji kazanıyorsun. Peki. Yanlış anlamam arkadaşlar. Tabii ki de öğüt verebilirsiniz. Uygulayabilir miyim o ayrı. Abi o kadar söyledik hala 2'de 3'te basıyorsun demeyin. Mesela 5 oldu. Bas. Bunu kullandım. 5 oldu. Bas. İndi be. Stone Power korular az bulunur dedi. Onu hemen kullanalım. Şu Warriver'ları.
Last Exhaust TV'ler 2 oldu bile. Her birinden 3'er parça lazım. Aha 3 oldu. Diğerini alamam çünkü bir tane lazım ondan. Buralarda da adam kalmadı. Bir gezelim bakalım. Şurada var. Bunlar da yan yanalar ya. Hop. Allah, ikisini birden çektim. Bunun parçası toryum gir şaftı alacağız. Hayır. Şuna tıkla. Buradan da gene toryum gir şaftı alacağız. Abi bir şey soracağım. Eğer Sylvanas ölürse Forsaken başına kim geçecek? Kim kontrol edecek? Yani Bolvar masaya vurur mu diyorsun? Forsaken'ları La Bolvar'ın bir alakası yok. Yani o Scourge'un başında yani Forsaken'lar zaten Sylvanas'ı biraz hani gönülden bir bağlılıkla seviyorlar. Başka biri olmazsa yine gönülden bağlanmaları gereken biri olabilir. O da belki Kalyemenethil olabilir diye düşünüyorum Forsaken'ların başına geçebilir. Ama Forsaken'lar Horde'da kalır mı o zaman? Onu bilemem. ...22 Ocak'ta başlayacak olan ikinci Mythic Plus sezonuyla beraber Titan Residuum vendorlarında 415 Plus Azerite Armor'ın satın alabileceği söyleniyor. Bu konuda bir bilginiz var mı? Kaynaklı Ovet. Evet, Bubble Art. Alınacak. Yani o yüzden biriktirebilirsiniz şu an Titan Residuum'ları. İster o gün kullanın, ister şimdi bir şeyler alın. Hani ne yapmak isterseniz. Bir obsidian piston, bir toryum gear shaft lazım. Abi bunlar üzerine dot bırakıyor, yanıyorum ben. Ondan sonra da canım az az dolanıyorum bu sefer de. Bu yalnız. Evet, toryum lazım ve obsidian piston lazım. Büyüklerden. Tarusan agentlardan daha 5 tane kesmemiz gerekiyor. Evet, obsidian piston bitirdik. Şimdi şu spyları kesebiliriz artık. Gel gel buraya gel. O River geliyor üstümüze. Burada savaşalım.
Yemek yiyeyim. 415 plus ne ya? Yeni, evet, 22 Ocak'tan sonra item level'lar 400'ün üzerine çıkacak arkadaşlar. Aa, giremedim şeye. Şu neydi? Feint. Evet, bu iki quest'i bitirdik. Abi yemeğin biterse haber ver diyor Alper'im. Çok teşekkür ederim, sağ olasın. Valla yemekleri yedim ya. Bitmedi de. Arada gerekiyor. Allah'ım, grafik. What's on your mind? Ben geldim. Dört chiselled golemle konuş. Onları antrenman yaptı. Öldüreceğiz. Abi bu kim kime bu kadar vuruyor ya? Anladın mı ne yapman gerektiğini? Şimdi sen gel bakalım. Sen de biraz eğitelim. Biraz combo puanı toplayalım. Bir daha gireceğiz. Yavaş yavaş. Bitmedi mi daha? Bir daha mı? Heh, yok, tamam. Başka golem. Golem burada var. Öğrenecek ya, seve seve. Vallahi Sirius. Bilmiyorum artık. Bu bitti. Sen kendine gelene kadar biraz combo yapalım. Low health.
Güzel. Bir yemek daha yiyelim. Dördüncü gardiyanımızı da öldüreceğiz. Yorgunluklar baş gösteriyor şu an. Meraç abi, orada havalar nasıl? Karlı. Hatta bugün kar yağıyordu. Havalar birazcık soğuk. Sekiz. Hadi bakalım. Buna gitmeden önce Black Rock Disguise'ımızı takalım. Burada da otları ne kadar şey yerine koyuyorlar ya. Abi, botun içinden çıkan örümcek 167 vurur mu ya? Deli misiniz? Bunu kim ayarladı yani? Aa, şurada da bot var. Black Rock askerlerinin botlarını cila alıyoruz arkadaşlar. Buranın yeni üyesi olduğumuz için. Şunun polimorfundan kurtulamadan kaçamadım. Bir sonraki hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bu arada saçı ne kadar güzelmiş ya. Kapşondan ilk defa gördüm. Karakterin 60 level'dan sonra. Aha, burada da bot var. Neyse, daha buluruz. Şimdi bu maskeyi taktığımız için bunlar, ben onlardan biriyim zannediyor. Saldırmıyorlar o yüzden. Rahat rahat şey yapabiliriz. Şimdi burada Gorlop olacak. Şunu şeye atalım. Lava. Atladı. Bir de burada şu köpeklerin sahibi vardı. Onu da... Aa, burada bot da var. Savaş için kodoları samınla diyor. Hadi bakalım.
Haydi, sen bana saldırmayı mı seçtin? Peki. Sen bilirsin o zaman. Allah'tan yarı canıma kadar vuruyorlar. Yoksa bunlar ölmez de ya. Şuna bir basalım. Abi saldırmayın ya. Gidin savaşa. Ne olur yani bir boruyu üflediysem. Kimse Priest oynamıyor ya. Bir nedeni bilen var mı acaba? Yo, benim arkadaşım oynuyor Priest. Hem de Shadow Priest'imiz de var, disiplin de var. Priest oynanıyor. Onu bize de getirsene dedi. 59. E hadi bir zindan alalım ya. Arkadaşlar, sıkıldınız değil mi? Hadi bir... Hadi Burning Crusade mi, Lich King mi? Hangi paketin zindanını alalım? BC isteyenler BC, LK isteyenler LK yazsın bakalım. Hadi siz belirleyin. 59 olduk, bir zindan girelim. Artık klasik mulasik değil ama o kadarını da yaparlar herhalde diye düşünüyorum ben yani. Bunlara karışmadan şöyle gidebilirsek. Şimdi bakalım. O Lich King'ler bayağı çoğunlukta arkadaşlar ya. Yani modların burada mı? Bir ya da toplasanıza. LK ya da BC yazanları şeyine bakalım. Blood and Thunder. Ben senin bu şeyini yenerim. Üzerinde durmayacağım değil mi? Evet. Anlaşıldı. Sanırım LK daha fazlaydı ya. Bir dakika ben bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane BC var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh. LK giriyoruz arkadaşlar. Random Lich King Dungeon. Ama BC isteyenler üzülmesin. Bir sonrakinde de BC'ye gireriz. Bu arada bir tek Utgard Keep mi gelecek bize şimdi? Peki hala. Şimdi bunlarla kafalarına vuracağız. Senin kafana bunu vuracağım. Yalnız bunlar bize identify ederken
Buradan ölümüz çıkar yani, öyle söyleyeyim. Bunların hepsi bize saldırır. Yanlış bir hareket yaparsak. Bir saldırdıkları da olmuştu bana yani. Bir tane de Sergeant, şunu öldüreceğiz. Sonra yeniden içeri. Önce şunun görevini verelim. General Tokzok. Tamamdır. Hallettim. Gereken yapıldı. İcabına baktık komutanım. Tamam, Lich King'i aldık arkadaşlar. Sonra da bir tane de TBC alırız. Light be with you. Şimdi bunu mu alsam? Bunu alayım ya. Belt of Preparation. Hadi gelin bakalım. Sizi nereye götüreceğim? Sizi Morgan's Vigil'e götüreyim. Adamlar benim monttan hızlı koşuyorlar bu arada. Bravo. Bu yaşınıza rağmen. Bunların arasından nasıl geçeceğiz bilmiyorum ama geçiyoruz şu an ya. Vatta 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 vatta. Yalnız buradan çıkamadık. Ya burada hiç quest yapan yok mu ya? Hiç mi yok yani? Peki. Evet. Seni açalım. Akri'de bul. Ben biliyorum senin neyin peşinde olduğunu. Aurelius. Sen ne diyorsun? 7 tane Flamefly topla. Hadi bakalım. Burada da alacağım quest mi kaldı arkamda? Dünya kadar quest varmış. Gerçi bu questleri bitiremeden atmış olacağız herhalde. Vok katletleri yapalım.
Bunları bir de bize bir tane bir şey vermesi lazım. Bununla sıyıracağız. Ah, gelmedi. Görür zannettim ben. Hadi abi, level 60 yolun yarısı. Valla. Level 60'ta yorulu yarılayacağız. Ama gerçek anlamda daha yolun başında olmuş olacağız. Çünkü gittikçe level artıyor ya. Yani bizi gene zorlayacak bölüm 110-120 arası olacak arkadaşlar. Şey 40. Bu ne kadar az geliyor ya. Abi ne yapıyorsunuz? Köpekler de delirdi. Tavşan peşinde falan koşuyorlar. Tane kaldı. O 50-60 arasının hızı geçmişsin bayağı demiş Midas. Valla bilmiyorum, hızlı mı geçtik? Yani bana böyle ya, evet ya, hakikaten çok hızlı oldu gibisinden gelmiyor arkadaşlar, bilmiyorum. Hala daha. Gerçi uzun zamandır ara vermedik de. Bakalım şu 60-70 arasını merak ediyorum hakikaten, ne yapmışlar. Bunu bir verelim. 60 olursak buralarda oyalanmayacağız. Direkt gideceğiz Northrend'e. Bar kaldı. Bu da 9 average time vermiş. 10 dakika geçmiş. Bunları toplayacağız arkadaşlar. Flame Fly. Yakalayabilirsem.
Abi ben seni görünce dün akşam başladım. 54'üm şu an. Süper. Biz de 59'uz. Yalnız üzerime bir leveling yorgunluğu çökmedi değil. O leveling'in kendine has bir böyle bir pis bir hani böyle bir yatsam da uyusam şeyi var ya o hafiften geldi yani. Flylar burada fazla da. Şundan biraz içelim. Biraz da şundan yiyelim. Abi sen Gelevix hakkında ne düşünüyorsun? Yani tam bir karakter oyuncusu. Horde için de öyle. Horde'un kendisi için de öyle. Her zaman için Horde'un yanında olacaktır. Ama kendi çıkarları doğrultusunda her şey iyi giderse. Onun dışında kimseyi ipleyecek bir karakter değil. Çünkü biliyorsunuz Gallivix ilk önce bize yani Horde questline'ında goblinleri açarken kötü tanıtılıyor. Bizim arkamızdan iş çeviriyor falan. Sonradan pişman olup Thrall'dan özür dileyerek Horde'a geliyor. Yani düşün kendi halkına bile ihanet edebilecek derecede hani nerede para orada Gallivix konumunda biri. Bunları aldık. Almadığım ne var? Ha şurada var. Flamefly kalmadı mı burada ya? Bir tane bile mi yok? Ha şurada var. Ama orada da boşu boşuna adam öldürmek zorunda kalacağım. Stealth olup geçelim bakalım şuradan. Bunu alabilecek miyiz? Kimseye gözükmeden aldık. Kimseye gözükmeden buradan çıkabiliyor muyuz? Çıktık galiba. Güzel. Bu iki quest'i de yapmış olduk. İtiraf et senin de Warchief adayın o.